Merhaba sevgili saygıdeğer silah sever arkadaşlar. Hafta sonu bir atışa gittik. USKON UNG 12'yi denedik. Baktık. Bir videoları izleyin. Sonra tekrar konuşalım. Şimdi attığımız fişeyi de söyleyelim. Ben buradan göstereyim. Hamdi abi. Süper ekstra. 34 gram. 34 gram. Ekip burada. O değil. Ha. Finish. Var mı bir sıkıntı? Problem yok. Öz kursan 9 numara. Bunu atıyoruz, bunu değiştireceğiz. Seri atış yapacağım. Bitti. Evet arkadaşlar, şimdi de yine Özkursan. Bugün bütün fişekleri Özkursan'dan aldık. Bu da 30 gram. Bakalım, hepsini deniyoruz. Zuber'in tek kurşunda sıkıntı yapmadı. Özkursan'ın tek kurşunda sıkıntı yapmadı. İşte 32 gramda. Şimdi de 30 gram. 10'lu şarjör. Bakalım. Red Dot'umuz da UTG. Aşağı düşüyor gibi lan. Sıfırlaması pek yok ama. Evet arkadaşlar. 12 kalibre 30 gram. Tek kurşun. Yani da, çift bilye miymiş neymiş daha doğrusu. Bakalım onlu şarjı. Az önce görüşürüz. Enişte görüşürüz. Aynı zamanda Red Dot'u da deniyoruz. Arkadaşlar Red Dot'u da dene demişlerdi. Bakalım. Hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir fişekte hiçbir sıkıntı yok. Retto da Allah'a bir şükür sıkıntı yok başladı. Nasıl? Umarım beğenmişsinizdir. Birçok farklı fişek deneme imkanımız olmadı. Bir iki fişek denedik yani. Fişek fiyatları almış başını gitmiş. 5-6 kutu fişek aldık. İşte tek kurşun, şavrotin, işte saçma. Bunları attık. Sıkıntı olmadı. Ha hiç mi olmadı diyen arkadaşlar vardır. Oldu evet. İşte göstereyim size. Trap bir şeyini attı ama bir tanesini sıkıştırdı. Bu trap bir şeyini de atmıyor demek mi? Değil. Fişekten de kaynaklanıyor olabilir ki yani attığını attı, bir tanesini atmadı. Yani böyle bir sıkıntı oldu. Budur. Tüfeği ben çok beğendim. Bütün bullpup'lardaki gibi hani kulağın yanında patlıyor vesaire. Biz kulaklık kullanıyoruz. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Yani onun haricinde bütün bullpup'lardaki gibi. Yani sadece kulağın dibinde patlıyor, eyvallah, tamam. Diğerleri de kulağın 10 santim, 15, 20 santim ilerisinde patlıyor. Odur yani. Onun haricinde bir şey yok. Geri tepmesi için de bir torsiyon sistemi yapmışlar. Bence harika bir icat. Yani omzumda gram ağrı yok. Çok çok beğendim. Tetik boşluğu biraz fazla.
Onun haricinde tetik sertliği de ayarlanabiliyor diye duydum. Şu an hiçbir sıkıntı göremedim. Silahı tasarım olarak, üretim olarak tamamen yerli. Bu da beni tabii duygulandıran, sevindiren, mutlu eden bir faktör. Tercih faktörüm. En başta söyleyeyim yani. Tercih faktörüm. Ben bir şey yerli ise, bir insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorsa ben ona şans verme taraftarıyım. USKON'a da şans verdik. Ki bununla ilgili çok fazla karalama video fotoğrafları varken ki bir tanesi zaten efsane oldu. O bir tane Rus diye biliniyor. Gerçi Rus değil ama o arkadaşın çektiği video yani tamamen zaten art niyetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir tane saatçi çekiciyle tık tık vurarak kurma kolunun o asılarak çıkartamadığı kurma kolunu tık tık diye vuruyor. O açılıyor bilmem ne böyle. Ulan hepsi mi bozuk? Yani bu silah bir tanesini bile bir test etmedi gönderirken. Yani firma bir tanesini bile mi test etmedi gönderirken. Yani bunun gibi saçma sapan şeyler. Ben firmanın böyle bir ürün üretip de yani yurt dışına da ihraç edeceğini mantık olarak almıyor. Yani bir adamın da 10 tane tüfek alıp da onunun da sıkıntılı. Yani bunu benim mantığım biraz kabul etmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum tabii bunu siz ne derece inanırsınız. O da sizin tercihiniz. Yani durum bundan ibaret. Hepinize kazasız belasız atışlar diliyorum. Her şeyin başı sağlık. Allah hepimizi korusun. Kendinize iyi bakın. Yerli malımıza da sahip çıkalım. Bu USKON olur. Başka firmalar da olur. İyi niyetli yerli malı kullanalım arkadaşlar. İyi niyetimizle kullanalım. Size bunu nacizane tavsiyemle. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kazasız belasız günler dilerim. İyi günler.